Ben mutfaktan nefret eden, mutfağa bile girmek istemeyen bir insandım. Şu anda beni mutfaktan zorla çıkarıyorlar. Onun için herkes yapabilir bence. Yeter ki ilgisi, sevgisi olsun. Hani severek yapabileceği bir şey olsun. Kimle neye ilgisi varsa bu kursları muhakkak kaçırmasınlar ve gelsinler derim. Doğma büyüme Kadıköylüyüm. İş hayatına biraz erken başladım. 30 seneye yakın çalıştım. Ondan sonra 2015 senesinde emekliliğime yaşa takılanlardanım ben de. 1,5 sene kala ayrıldım artık aşırı yorgunluk ve başka bir şeylere artık bakayım diye. Ama bayağı bir zorlandım. Çalışmam gerekiyordu çünkü hiçbir yerden bir gelirim yoktu. Bir arkadaşıma yemek yaparken niye ben bu işi yapmıyorum diye bir fikir geldi. İşte onun üzerine zaten kursları araştırdım. Açıkçası emekli insan özel bir yere gidecek durumum yok. Kadıköy Belediyesi'nden o zaman haberim oldu. 2018'inde yazıldım. Ondan sonra bir kısmını yani çıraklık kısmını bitirdim. O sırada arkadaşımın Moda'da bir kafesi vardı. 2021'in Temmuz'una kadar falan onunla beraber bu işi götürdük. Tabii pandemi girdi, bayağı olaylar değişti, devamını getirecektim çünkü amacım ustalık belgesi almaktı. Bu sene şimdi tekrardan kurslara başladım, kurslar açılınca şu anda ustalık belgesi için kurslara devam ediyorum. Yani inanın 30 sene çalıştıysam çok da böyle severek değil ama tamamen maddiyat sebepli çalıştım. Çok güzel yıllarım da geçti, haksızlık da etmeyeyim ama amacım bundan sonra severek yapabileceğim bir işti. Ve o gerçekten bu kurslar sayesinde şu anda o kadar mutluyum ki yani sevdiğim bir şey yapıyorum. Eve gittiğinizde ayaklarınızı uzattığınızda tatlı bir yorgunluk oluyor. Çok ağrınız bile olsa. Yani çünkü yaşımın gereği, kilomun gereği ve ayakta fazla kalınca çok ciddi yorgunluk oluyor. Ama o keyifli bir yorgunluğa dönüyor gittiğinizde. Çünkü bir işi severek yapıyorsunuz. O apayrı bir duygu. Ve gerçekten şanslı hissediyorum bu konuda kendimi. İyi ki Kadıköy'de oturuyormuşum. İyi ki bu kurslardan haberim oldu. Bir umutsuzluğa kapılıyoruz. Hani bu yaştan sonra ne yapacağım? Bir yandan para kazanmak da gerekiyor tabii ki yani. Bu kurslara muhakkak araştırsınlar ve gelsinler. Gerçekten çok büyük faydası var. İnanın psikolojik olarak da çok rahatlıyorsunuz. Yani o bir şeyleri paylaşmak bile insana psikolojik olarak çok iyi gelen bir şey. İyi hissettiriyor. Ha, bir derdiniz oluyor, onu bile oturup orada anlatabiliyorsunuz arkadaşlarınıza. Veya yardımcı oluyor herkes. Moralin, yani buraya moralim bozuk geldiğim zaman ben mesela eve gittiğimde gayet keyifli gidiyorum çok şükür. Hem İstanbul'da yaşıyorsunuz, hem emekli maaşıyla imkanı yok. En azından bir ek gelirim var ki hayatımı sürdürebiliyorum İstanbul gibi bir yerde. Şu anda aşçı yardımcısı ve Türk mutfağına aynı eş zamanlı devam ediyorum. Ustalık belgesini aldığınız zaman hem yurt dışında geçerli bu belgeler, aslında diğerleri de geçerli. Yani şu anda aşçılık yardımcısının belgesini aldığımda da yurt dışında kullanabiliyorum ama ben daha da yükseğini yapmak istiyorum, öyle diyeyim. Çünkü belki hayat ne getirir hiçbir şey bilmiyoruz. Amacım şu anda diyet yemekleri hazırlayıp onlara bu yemekleri teslim etmek. Çok büyütmeden ama bana maddi manevi iyi gelecek şekilde bunu devam ettirmek hedefim. Ama ilk hedefim şu anda ustalık belgemi almak ki kendi kendime bir dükkanı açabilecek duruma gelebileyim. Ben eskiden hayal kuramazdım. Öyle diyeyim size. Emekli olduğumda hayallerim vardı fakat o maddiyatla hiçbir şey yapamayacağımı görünce o da bir hayal kırıklığına yarattı. Ama şimdi ben bu kurslara gittikten sonra ve bazı şeyleri görüp gittikçe ilerledikçe şimdi hayal kurmaya başlayabildim yeniden ve bu bence bir insan için en önemli şey.